Amerika bunu diyorsa illaki bir doğruluğu vardır. Gözlerin rengi daha bir değişikti. Kulakları daha bir çekik gibiydi biraz. Buz gelmiş, o yandan tın gelmiş. Ya cin olabilir. Söylentilere de inanmak lazım. Uzaylılar geldi. Anla hep saçma ya. Tek yaşamadığımız kesin ama içimizdeler. Obama'nın koruması diye. Hiç gördün mü? Ben Karadeniz uşağıyım. O ne ya abi? Çok aptal milletik ya. Boş insanlar, boş şeyler onlar. Amerikan yetkilileri diyor ki uzaylılar insan kılığında içimizde dolaşıyormuş. Siz hiç uzaylı gördünüz mü? Hayır. Peki hiç benzettiğiniz biri oldu mu? Hayır. Uzaylıyım. Bize uzay buz gelmiş, o yandan tın gelmiş yani. Ben Karadeniz uşağıyım, öyle bir şeye de inanmıyorum. Uzaylılara? Evet. O ne ya abi? Yok, karşılaşmadım ama inanmıyorum yani. Abi adamlar reklam yapıyorlar, kendilerini öne sürüyorlar. Uzaylı diye bir şey yoktu. Ya evrende yalnız değiliz. Ya uzaylı dedikleri şey cin olabilir diye düşünüyorum. Uzaylı yani görmediğim şeye nasıl inanabilirim? Ya cin olabilir. Ayaklarına bakmışlar mı? Belki ters dönmüştür. Ne? Uzaylılara. İnanıyor musun? Evet. İnanıyorsun. Evet. Siz? Ne bileyim uzaylı. Ben inanıyorum. Ya ona söyle be. Ben karşılaşmadım ama şimdi eğer Amerika bunu diyorsa illaki bir doğruluğu vardır. Özellikle gitsin bunu Japonlara sorsun. Japonlar daha iyisini biliyorlar. Ya ama niye bizi, onlara sorsun? Çünkü onlardan daha ileri, Amerika'dan daha ileride. Yani Amerika'nın bugün yapmış olduğu polemikten başka bir şey değildi yani. İnsanları kandırmak, aldatmak. Yani bugünün deyimiyle sahtekarlıktan başka bir şey değil. Olmadığı için güven yok Amerika'ya. Ama inanıyorum dedin. Ha, inanıyorum. Neye inanıyorum? Şimdi varlığına şu şekilde inanıyorum. Çünkü bazı internette baktığın zaman görsel olarak eğer doğruysa o şekilde inanıyorum. Ama şimdi başka işin başka bir şeyi var. Şu 72 bin alem var denimizde. Bu konuya girdiğin zaman ha biz bu dünyadayız. Bu dünyanın başka bir dünyası da vardır. 72 bin alem bu dünyada olacağını ben tahmin edemiyorum. Bundan sonra bir alem daha var. Buna dahil midir? Değil midir? UFO'ya ama, inanıyor musun? UFO'ları var ya onların. Onlar dümen. Biz dönemle biliyor musunuz? Orada mumlu balonları bize çıkarttılar. Bunun emin önünden fırlattılar. Yok uydular, uzaylılar geldi. Ya dönemle olmuş ya bizim Türkiye'de. Ya hikaye bunlar ya. Hikaye. Onlar hikaye ya. Bay, çok teşekkür ederim. Ya çok aptal milletik ya. Uzaylılara inanıyor musun? Evet. İnanıyorsun. Kesinlikle. Sen ya bu uzaylı mıdır değil midir diye şüphe ettiğin birinden karşılaştın. Valla bazen denk geliyor. Yüzüne bakınca sanki insan değil de başka bir varlıkmış gibi geliyor ama bilemiyorum ya da. Hiç öyle bir hadiseyi hatırlıyor musun? Bir kere İzmir'de görmüştüm. Öyle bir kız vardı. O yani. Ama şöyle bir şey de var. Ha, normal yürüyordu. Tipinden dolayı öyle dedim. Ha, tipi andırıyordu. Ama ne vardı tipinde? Yani nasıl diyeyim? Gözlerin rengi daha bir değişikti. Kulakları daha bir çekik gibiydi biraz da. Bunu canlı gördüm. Tabii şeyde Karşıyaka'da. Pardon, Alsancak'ta. Ben de şöyle bir şey sormak istiyorum. Uzaylılar niye böyle bir şey yapsın? Büyük bir evren var. Herkese yetecek kadar yer varken niye buraya gelip casusluk yapsınlar? Değil mi? Bilmiyorum. Hani köylüler de iddia ediyor ya. Uçan daire gördüm falan vesaire. Onlara inanıyor musun? Yani çok fazla ihbar var. Hatta uzaylılar tarafından kaçırıldım diyenler de var. Yani bazıları belki gerçek olabilir ama yine de biraz saçma geliyor. Çünkü onların araçları yavaş gitmiyordur. Bizim görebileceğimiz derecede değildir diye düşünüyorum. Yani biraz saçma geliyor bana. Uzayda peki hayat var mı? Uzayda hayat olması lazım. Yani olması lazım derken olmasa bizim anlamımız olmaz bence. Evren her gün genişliyor. Çok büyük bir evren var. Bir tek bizim için yaratılmış olması bana biraz tam mantıklı gelmiyor gibi. Yani hani Allah'ın işine karışmak istemem de. Bir şey soracaktım ben size unuttum. Sanayi inkılabından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi tarih devri geliyor. Tam 1800 yıllarda bir patlama oluyor bir anda. Ben bundan şüphe ediyorum. Onca binlerce yıldır herhangi bir gelişme olmuyor. Çok büyük bir gelişme. Ama buhar motoru bulunuyor, lokomotifler. Bir anda insanlık 200 yıl içerisinde had safhaya kadar geliyor. Neye bağlıyorsun? Ben burada bir alışveriş gibi görüyorum. Kimle? Uzaylılarla. Hani biraz abartıyor gibi. Her şeyi uzaylılara bağlıyorsun der gibi oluyor ama insanlık bence... Bu zaten. Aynen. İnsanlık bir anda böyle gelişmesi bana saçma geliyor insanlığın. Diyorsun sanayi patlamada sonra uzaylılarla bir ilişki mi
kuruldu. Ha, belki onlar kuruldu. Belki onlar bize teknolojisini verdi. Biz de onları aramıza aldık belki. Hani bütün uzaylılar güçlü olacak diye bir şey yok. Elbet zayıf olan uzaylılar da vardır. Belki öyle bir anlaşma yapmış olabiliriz. Farklı bir tez. Farklı bir tez. Peki sana böyle uzayı andırabilecek değişik olan ne geliyor dünyada? Yani onlardan kapmış olduğumuz bir teknoloji olarak ne olabilir mesela? Ne seni olabilir? Bu endişeye düşüren, bir şüpheye düşüren. İnternet mesela. İnternet. Ondan sonra internet. Aklıma çok fazla bir şey gelmiyor ama genel itibariyle internet, sosyal medya mesela insanları çok değiştirdi. Yani arkadaşlar masada otururken bile herkes telefonla oynuyor. İletişim koptu. Bilemiyorum da biraz saçma bir cevap oldu aslında. Uzaylılara neden inanıyoruz? Çünkü söylentiler var yani. Söylentilere de inanmak lazım. Boşuna kimse bir şey söylememiş yani. Yok, inanmıyorum. İnanmıyorsun. İnanmıyorum. Uzayda hayat var mı? Olabilir. Olabilir. O zaman uzaylı var demek. Uzaylı var ama ben inanmıyorum. Neden? Ne yok, hiç görmedi, inanmıyor. Haberlerde çıkıyor UFO'lar falan. Anla, hep saçma ya. Ya şimdi uzayda su falan var diyorlar ya, ona da yani pek inandırıcı gelmiyor ya. Uzayda su olması falan pek inandırıcı gelmiyor bana. Uzaylılara inanamıyor muyum? Dünyada tek yaşadım. Dünyada tek yaşamadığımız kesin ama uzaylı var mı yok mu onda bir şey diyemem. Sen uzaylılara inanıyorum. İnanıyorum. Peki uzaylılar sizce içimizde de. Onu bilemem. İnanana sorun. İçimizdeler. Var bence uzaylılar. Hiç uzaylıya benzeyen birine rastladınız mı? Hayır. Evet, videoda görmüştüm YouTube'da. Ya da insanların hayal gücüyle ilgili bir şey yani. Hayal gücüyle bir şey yok. Abi şey yok ama. Bir belge yok. Kesin bir belge yok. Tamam, öyle videolardan, internetten falan araştırıyoruz, görüyoruz ama öyle net bir hani bir vurgu yok. Amerikalılar gönderiyor. İşte uzay şirketleri falan gönderiyor, uydudan falan gösteriyor ama hani ne kadar doğru olur? Abi olamaz ya. Abi, bir internette yine YouTube'da gördüm, bir Obama'nın koruması diye, değil mi? Uzaylı falan diye bir gördük ama. Görmedim tabii ki. Görmedin. Sen? Görmedim abi. Öyle bir şey yok ya. Öyle. Öyle bir şey olur mu uzaylı diye. Ben inanmıyorum. Diyebilirler. Peki, şüphelenebileceğim biri. Kaç yaşındasın sen? He? Sen kaç yaşındasın? 45. Hiç gördün mü? Ben görmedim. Ben de görmedim. Görmedim. Ya öyle bir şey var mı ya? Allah aşkına ya. Peki uzayda hayat var mı? O da yok. Peki haberlerde çıkan uzay daireleri vardı. UFO'lar. Boş insanlar. Boş şeyler onlar. Yalan mı söylüyorlar haberlerde? Ya yalan dolan onlar. Ne var ya? Ne uzayı var ya? Amerikalı yetkililer iddia ediyor. He. Uzaylılar dünyaya gelmiş insan kılığında dolaşıyor. He. Hiç uzaylıya benzettiğin biri oldu mu? Allah aşkına ezan saati yani, hiç öyle bir şey olur mu ya? Cenab-ı Allah'ın yarattığı şeyleri insanlara öyle şey olur mu ya? Allah aşkına ya bir ya. Uzaylılara inanıyorum, niye inanmayayım ki? Neden inanıyorsun? Neden inanmıyorum? Ya kocaman bir evrende yaşıyoruz, bence tek değiliz. Uzayda hayat olabilir. Zaten yakın zamanda Mars'ta çekilen fotoğrafları incelediyseniz su kalıntıları bulundu orada. Uçan daire diyorlar. Uzay gemisi yapacaksanız niye daire olsun ki? Hiç şey yapmayalım. Yok öyle bir şey tabii ki. Hayır. Cem Yılmaz'ın filminde oluyor. Kütle yani yok öyle. Ama köylüler falan görmüş iddia ediyorlar ya. Yalan haberdir ben. Yok öyle bir şey. Saf birisi olsaydım Amerikalılar diyorsa doğru derdim. Katılıyorum arkadaş. Uzayda hayat var mı, son soru? Şu an çalışmalar var. Onun içinde biliyorsunuz NASA'nın çalışmalarını, Ütopya olduklarını söylüyorlar ama en son ki Hindistan'ın uzaya mekik gönderdi, Mars'ın. O da başarısız da sonuçlandı. Takip ediyoruz. Galiba var, tatile gittiklerine göre. Uzaya mı? Evet. Kim gidiyor uzaya zaten? Başlamışlar ya. Uzaylılara inanıyor musunuz? Evet. Ama işimiz var. Ha, ben de gördüm ama inanmadım. Peki hiç uzaylıya benzeyen birine rastladın? Yok. Anladım. Bir şeyi izlemiştim. Ne diyeyim size? Haberlerde. Üç adamda falan izlemiştim. Bir tane adam uzaylı falan görmüştü hatta. Gece bir an böyle UFO gibi bir şey düşmüştü. Aynen. Onun orada gördüğümü hatırladı ama ben inanmıyorum. Yok, inancım yok benim. Bak şu arkadaşlar uzaydan geldi inanırım ama onlara inanmam yani. Bunlar hiç dünyadan değil yani. Peki uzayda hayat var mı? Uzayda hayat, bilgim yok. Uzaylara, uzaya inanıyorum. Uzaylılara değil. Uzayda bir canlı olduğuna inanmıyorum. Siz? Ben de olduğunu düşünmüyorum. Uzaylıya mı abi? İnanmıyorum. İnanmıyor mu uzaylılara? İnanmıyorum.
haberlerde falan bu uçan daireler falan çıkmıştı. Onlar çizgi film zannediyorum abi. Uzayda hayat var mı? Yok abi, çünkü orada nefes gibi bir şey yok. İnanıyorum abi. Hiç uzaylıya benzeyen birine rastladın mı? Geliyor bak, çevir karşını çevir bak orada. Öyle bir insan mes var abi. Yok, ben hiç fark etmedim. Ben farkında değilim. Peki, evet. Teşekkür ederim. Sorabilir misiniz? Sordum. Ne soracaksınız? Uzaylı gördün mü hiç? Ben uzaylı görmedim ama çok bahsediliyor. Ne diyorlar? Böyle uzayda yaşayanlar böyle tensiz falan, gözsüz öyle falan diyorlar.